Libya'da Kaddafi'ye karşı sürdürülen hava harekatını yoğunlaştıran NATO kuvvetleri şimdiye kadarki en ağır bombardımanı gerçekleştirdi. Müttefik güçlerin başkent Trablus'ta çok sayıda hedefi vurduğu bildirilirken Libya Devlet Televizyonu operasyonda en az 31 sivilin öldüğünü duyurdu. Başkentte 60'tan fazla patlama meydana geldiği belirtiliyor. NATO dün de Kaddafi'nin istihbarat merkezini vurmuştu. Bu arada Libya radyosunda sesli bir mesajı yayınlanan Albay Muammer Kaddafi baskılara boyun eğmeyerek direnişi sürdüreceklerini ifade etti. Devlet televizyonu da Kaddafi'nin dün çekildiği iddia edilen görüntülerine yer verdi. Diğer yandan Trablus yönetimine yönelik NATO operasyonu konusunda başından beri mesafeli duran Rusya, Bingazi'ye ilk kez bir temsilcisini gönderdi. Rejim karşıtlarının merkezi konumundaki Bingazi'de muhaliflerin liderleriyle görüşen Kremlin özel temsilcisi Mikhail Margelov, halka ilk kurşunun sıkılmasıyla birlikte Kaddafi'nin meşruiyetini kaybettiğini dile getirdi. Rus temsilci Margelov ayrıca taraflar arasında diyaloğu yeniden devreye sokmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.